oğlum yatırdı müteahhiti. Müteahhit Beren dedi ki ben burada iki tane daire sana vereyim. Burayı ben yapayım, iki tane daire sana vereyim. Gerisi de benim. Tamam dedi. Ben de anlaştık. Bu sefer de ben notere götürmedi. Avukata kendinin avukatı vardı. Avukata telefon açtı. Dedi adamı gariban bir adam var dedi. Onu dolandırmışlar dedi. Ben Allah rızası için yardım ediyorum dedi. Onun için ben bir şey yap, kat karşılığı sözleşme yaz. Ben imzalayacağım. Tamam. Avukat da yazdı. Ben de gittim avukattan dosya şey aldım, sözleşmeyi aldım. Sözleşmede burada. Sözleşmeyi aldım, getirdim, imza atmadı. Sonra dedi yaparız dedi. Terkel'den aradan bir 15 gün geçti. Elime bir yazı tutuşturdu. Bir daire dedi sana dedi 93. 91. sokaktan veriyorum dedi. Gerisini de dedi buradan vereceğim dedi. Ne daire var ne de bir şey var. Ondan sonra ortağı geldi dedi ki ben burayı satın aldım. Buradan çık. Beni mağdur ettiler. Yani adamı nitelikli dolandırıcı. 30 kişiden fazla yani insan var. Peki onları nasıl dolandırdılar? Aynı düzen. Yani aynı şekilde konuşuyorlar işte şey yapıyorlar. Tamam ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, böyle edeceğim. Adı sözleşmeden terkelden tamam dolandırıyorlar. Ondan sonra dolandıktan sonra da birbirlerini tanımıyorlar. Mahkeme süreci nasıl işledi peki? Mahkeme süreci işte biz mahkemeye düştük. İşte bazı delilleri ispat edemediğimizden dolayı davayı kaybettirdiler bize. Bu sefer de karşı tarafın avukatı anlaşalım dedi. Anlaşak dedim. Tamam kabul ettik. Ama bana buradan bir daire vereceksin dedi. Ben de dedim tamam. Müteahhit geldi. Müteahhit götürdüm. Ama müteahhit içeri almadılar. Şey yaptıktan sonra da dediler bana 250 bin lira senet imzalayacaksın. Hem daire vereceksin hem de 250 bin lira senet imzalayacaksın. Ben dedim senet neye karşılık neye istediğin senet imzalayacağım ben de. Hani iki daire veriyorum tamam. Dedem bana iki tane daire veriyor müteahhit. Birini de sana veriyorum. Bir tane daire bana kalıyor. Ben sana nasıl iki şey dedim senet imzalayayım. O da yok dedi. Dedim benim 6 tane çocuğum var. 2 tane yetimim var. Yani senedi imzalamadı, kabul etmeyince bu sefer de karşı tarafın avukatı dedi ben seni icra yoluyla kapıya atacağım. Bu sefer de bu senede geldiler evi tahliye için. Benim bütün eşyam ya. Neyim var neyim yok buzdolabım çaba var şimdi makinem. Hepsini götürdüler mi? Hepsi gitti bomboş eşyam. Hepsini götürdüler. Yani nereye götürdüler bilmiyorum. Ne benden imza aldılar ne bir şey ettiler ama bilmiyorum yani neden. Bilemiyorum. Ben bu insanların hakkında davacıyım ama lütfen Allah rızası için yani büyüklere sesleniyorum. Bunların önüne geçsinler. Çok insanı dolandırdılar. Yani bir daha da böyle bir insan dolandırmasınlar. Şimdi burada vatandaşımız karı koca yaşıyor. İki tane de yanda iki yetimleri var. 30 senedir hemen hemen burada yaşıyorlar. Bu vatandaş zaten almış olsaydı hakkını böyle perişan vaziyette durmazdı. Zaten icra memurları geldiğinde biz de şok yaşadık. İçerideki eşyaları o kadar rutubetten kötü olmuştu ki inan ki kullanılacak bir eşya da değildi. Gerçekten de bu vatandaş 2015'te ben muhtar oldum. Hep yanıma gelirlerdi, ağlarlardı, sızlarlardı. Çünkü mağduriyetlerini bize hep dert yanarlardı. Mahkemelerde uğraştılar. Mahkemelerde süründüler. Haklarını alamadılar. Var böyle bir müteahhit ki bunların haklarını vermedi. Bunları böylece perişan etti. Aynı zamanda da iki tane öksüz yetimi de bu vaziyette burada sokakta bıraktı. Bu ihsan hesabı 1983'te aldı. Birinci 28 yıl. Bu dosya, bu evrak bana daire verecekti. Bir daire yani verecekti ama ne daire var ne de bir şey var. Yani yerimi adamlar aldı yani karşılığı ama dolandırıldı. Onu yeter avukat da söyle. Aldılar hepsi ya benim dolandırıldı. Çamaşırlarından kalmadılar.
akşam komşular getirdi eski viskinem. Akşam çocuklar onun üçümleydi. Ben onlara kat karşılığını da verdim. Demedim ki gelin de beni dolandırın. Gelin de beni bu duruma düşürün. Ben ondan süre istedim. Madem bir şey var da bana süre verin. Bizim bilgimiz yok. İçinde yaşamayayım. Herkesin bir kendine göre bir şeyi vardı.